maaşlara geçelim. Maaşlar meselesi önemli. Özellikle de asgari ücretteki beklenti arttı. Hatta kısa süre içinde 5000 üzerine çıkacağı söyleniyor. Özgür Erdoğan bu meseleleri en iyi bilen isim, sosyal güvenlik uzmanı. Özgür Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem Bey, çok teşekkür ediyorum. Konuklarınıza da selamlar. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. Özgür Bey, Ata Bey diyor ki maaşları arttırarak hayat kalitesi artmaz. Ama geçim de ortada, hayat pahalılığı da ortada. Şimdi asgari ücretten başlayalım. 5000 üzerine çıkar mı? 5000'den üstüne çıkabilir. Ama tabii ki önemli olan enflasyonla mücadele. Çünkü enflasyon böyle devam ederse 5000'lerin üstüne çıkmasında bir anlamı olmaz. Önemli olan fiyat artışlarını durdurmamız gerekiyor. Yoksa aylık bazda biz asgari ücreti ve diğer ücretleri artık aylık bazda enflasyon kaybı şeklinde konuşmaya başlarız. Şimdi birkaç tane formül var. Birincisi şu: asgari ücretin üzerinde işçi kesintisi, 700 liralık bir işçi kesintisi var, %14. Bu kesinti artık devlet tarafından alınmayabilir. Bununla beraber de asgari ücret 4253 lira olan asgari ücret 4953 liraya kadar çıkabilir. İkinci formül, asgari ücrete %40 oranında, enflasyon oranında bir enflasyon farkı ya da zam, bunu yapalım. Bu da yaklaşık 1700 lira artış sağlar. Asgari ücret 5954 lira olur. Buradan da 700 lirayı işverenlere destek şeklinde, yani yine sigorta primi alınmayacak, %40 zam yapılacak, işverene destek sunulacak. Bununla beraber de 5954 liraya kadar çıkabilir. İkinci formül. Üçüncüsü, asgari ücrete %40 oranında enflasyon farkı verelim ama devlet destek vermesin, işverenler bu maliyete katlansın, geçmişte olduğu gibi. Bununla beraber yine asgari ücret 5954 liraya çıkar ama işverenin maliyeti, 1626 lira olan maliyeti 2316 liraya çıkar. Böyle bir durumda da işte hep söylediğimiz işsizlik ya da enflasyonun tekrar bize geri dönüşü, bu son söylenende çok daha fazla olma riski taşıyor. Türkiye'de Kerem Bey, asgari ücret 2004 yılında 218 dolardı. 2004'ten bugüne kadar ilk defa asgari ücret 250 doların altına düştü. Mesela 2005'te asgari ücret 261 dolardı. 2008'de 381 dolardı. 2012'de 400 dolardı. 2014'te 396 dolardı. 2016'da 430 dolardı. Bugün gelinen noktada asgari ücret 245 dolar. Yılbaşında asgari ücret kaç dolardı? 320 dolardı. Şu anda asgari ücret 245 dolara düşmüş durumda. Asgari ücretin kaybı 6 ayda 75 dolar. TL bazında 1301 lira asgari ücretin azaldığını ve asgari ücretin dolar bazında 2952 liraya düştüğünü görüyoruz. TÜİK verilerinin açıklandığı enflasyon rakamlarına göre de asgari ücretin 2553 liraya kadar düştüğünü görebiliyoruz. Peki. Enflasyon, fiyat artışları bir tarafa, bir de bu artışlar devlet memurlarına istenilen oran olmasa da TÜİK verilerine göre %40, memura %40 ama çalışanlara, özel sektör çalışanlarına asgari ücret ve diğer ücretlere hiç zam yapılmaması, enflasyon farkı verilmemesi demek, bütün bu yaşadığımız ekonomik krizin sebebi işçilerdir, çalışanlardır, özel sektör çalışanlarıdır deyip faturayı onlara kesmemiz olur. Peki. Şimdi 3600 ek gösterge de bu hafta parlamentoda. Fakat şikayetler var. Diyorlar ki hani kapsam aslında geniş tutulmuş gibi görünse de şube müdürleri dahil edilmedi. Onlara 3000 gösterge var. Örneğin işte cami imamı, bekçi, polis, hemşire 3600 alacak ama müdürün emrinde çalışanlar ya müdürler alamayacaklar. Böyle bir adaletsizlik var. Katılıyor musunuz buna? 3600 ek gösterge bekleneni veremedi ve veremeyecekti. Sayın Bakan bir devrim yaptık dedi. Çalışma hayatında bir devrim yaptık dedi. Çalışma hayatında devrim olacak bir durum değildir. Çalışma hayatında basit, birkaç gün içerisinde aslında yasallaşması gereken ve belki de böyle
basında haber bile olmayacak bir düzenleme şeklinde aslında bir konu. 3600 ek gösterge sadece üniversite mezunu birinci dereceye kadar gelmiş devlet memurları için önemli. Tüm meslek kodunda da değil, öğretmenlerde, sağlık çalışanlarında, polislerde, din görevlilerinde. Sadece polisler 2 yıllık mezun olsalar da bu haktan yararlanabiliyorlar. Bu meslek kodları da dahil diğer tüm memurların da hepsini ilgilendirmeyen bir düzenleme değil. Tüm devlet memurlarına 600 puan ya da 3600 ek göstergeye çıkması demek aylıklarında 100 lirayla 150 lira arasında bir artış gösterdi. Evet. 1 kilogram et fiyatı kadar bir artış oldu. Sayın Bakan buna devrim diyor. Tamam, 4 meslek grubunu yakından ilgilendiriyor. Sağlık çalışanları, polisler, öğretmenler, din görevlileri. Onlarda da emekli gelen kişileri ilgilendiriyor. Emekli olanları ya da geçmişte emekli olmuş olanları ilgilendiriyor. Emekli olmuş olanların emekli aylıklarında 1200-1300 lira artış olacak. Bir de emekli ikramiyeleri artacak. Diğer dediğiniz gibi şube müdürleri, diğerleri, 600 puan yükselmek demek hepsinde aynı iyileştirmeyi yapılacak anlamına gelmiyor. Bir de dediğim gibi bu düzenleme çalışan memurları çok da ilgilendirmiyor. Emekli olanları, emekli olduğunda alacakları ikramı ilgilendiriyor. Çalışma hayatında o kadar çok konu var ki 3600 ek göstergeyi çok şişirdiler. Beklenti de çok arttı. Çünkü geçen de söylemiştim. Sayın Bakan'a 3 yıldır 5 yıldır değişen bakanlara da çalışma hayatıyla ilgili asgari ücret konuşulduğunda, EYT konuşulduğunda, diğer başka konu konuşulduğunda şu 3600'ü bir halledelim. 3600 geliyor, 3600 halledeceğiz. Ya 4 yıldır konuşulan bir konuda maalesef beklenen olmadı. Peki, az önce bir cümleyle %40 dediniz. İşçi, memur, emekli, herkes 4 Temmuz'u bekliyor. Enflasyon rakamları açıklanacak. Hesaplamalarınızda değişiklik var mı? Ne hissediyorsunuz? Memurlarda ve emeklilerde 5 ay önce %40 oranında enflasyon farkı verileceğini tahmin etmiştik. Evet. Şimdi önemli olan şu Kerem Bey, ben sizinle mesela 3-4 ay önce %40 dediğimde sizin kulağınıza da hoş gelmişti. Evet evet, hoş ağzınızdan geliyor, bal damlıyor demiştim. Şimdi şu anda yaşanan sorun ne aslında biliyor musunuz? Gerçek enflasyon rakamları açıklanmazsa şayet, evet, %100 olarak, %120 olarak cebinize giren parayı harcarken fiyat artışlarını böyle hissedip de %100'ler civarında hissedip de geliriniz %40 artarsa şayet çok hızlı yoksullaşırsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde geçmiş yıllarda da enflasyon yok muydu? Vardı. Ama geçmiş yıllarda enflasyon %80 ise %80 olarak açıklanıyordu. %100 ise %100 olarak açıklanıyordu. Ve memurlar, çalışanlar bu enflasyon oranında ücretlerini enflasyon farkı alıyorlardı. Bu nedenle mesela bugün 50'li 60'lı yaşlardaki kişiler şunu söylüyorlar. Ya geçmişte de enflasyon vardı ama ya biz böyle bir pahalılık hiç görmedik diyorlar. Çünkü geçmişte enflasyon verileri doğru açıklandığı için o kişiler fiyat artışları karşısında 6 ayda bir ücretlerini aynı oranda arttırdıkları için çok fazla enflasyonu hissetmiyorlardı. Alım güçleri bugün olduğu kadar düşmemişti. Bu böyle devam ederse sizin 100 birimlik bir paranız, 100 liranızın değeri 30 liraya düşmüşse, hayır devlet diyor 30 liraya düşmedi TÜİK diyor. Sizin paranızın değeri 60 liraya düştü diyor. Size 60 lira üzerinden 40 puan, %40 iyileştirme yapıyor. Ama sizin kaybınız bunun iki katı. Bu nedenle çalışanlar biraz daha yoksullaşırlar. Alım güçleri her geçen gün azalır. Hep şunu söylüyorum. Şu anda biz krizin başındayız dedim. %25'lerindeyiz. Böyle devam ederse önümüzde bir %75 var. İnsanlar bir anda şok krizle neye uğradığını şaşırdılar ve geçici olduğunu düşünüyorlar. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 15 yıldır böyle bir enflasyon olmadığı için geçici bir şok yaşadıklarını düşündüler ama bunun yavaş yavaş gerçek olduğunu anlayacaklar. Biraz daha yıllar ilerledikçe, çünkü artık asgari ücretlerden bahsetmiyorum. Bugün bir üniversitedeki hoca, doçent, profesör, bu kişiler artık gelebilecekleri son noktaya kadar gelmişler. O kitapları okumuşlar, öğrenmişler, bilgi edinmişler, öğrenci yetiştiriyorlar. Bu kişiler bile artık ev alamaz, araba alamaz.
Şu anda bu nedenle bu bir ücret krizidir. Bu ücret krizinde de memurların, emeklilerin ya da diğer çalışanların krizden etkilenmemesi için gerçek enflasyon oranlarında artış. %40 bence kulağa hoş geliyor ama hiç kimseyi memnun etmeyecek. Büyük ihtimalle Ağustos-Eylül ayı itibariyle herkes tekrar ücretleri konuşacak. Yıl sonunda ne olacak diye konuşacağız. Şu anda yaşananlar bunlar. Peki son olarak çok kısa rica edeyim. EYT'ye bütçe aranıyor haberleri var. Yıl sonuna kaldı diyenler var. EYT'liler de ısrarla soruyorlar ne olacak? Yani bu yasa çıkana kadar EYT'li kalmayacak neredeyse diyenler de var. Ne dersiniz? Kerem Bey, bugün yasa çıksa bile hep söylüyoruz ya, tüm emeklilikte yaşa takılanların emekli olması mümkün değil zaten. Emeklilikte yaşa takılanlar da sizin de dediğiniz gibi yasa çıktığında 11,5 milyondu. Bugün 4,5 milyon EYT'li var. Yaklaşık 7-7,5 milyonu zaten emekli olmuş. Yanımızda şimdi duruyor Barış arkadaş. Yani birçok planı bu EYT'ye bağlamış durumda. Söyle, emekli olmadığımı söyle. EYT'li. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar konusunda para ve bütçe konusu tabii ki önemli. Ama bugün Türkiye'de vergi artışlarından bahsettik, biraz önce de Sayın Hocamız da söyledi. Türkiye'de fiyat artışları ve buna bağlı olarak da devletin gelirleri de artmaya devam ediyor. Yani devlet planladığı bütçenin çok üstünde bir vergi toplayacak. Yani ÖTV'de rakam 5 ayda tutturuldu. Sadece ÖTV değil Kerem Bey. Düşünün, siz markete gittiniz. %18 KDV'li bir ürünü aldığınızda işveren 18 lira KDV ödüyordu devlete. Evet. O ürünün fiyatı şimdi 200 liraya çıktı. Devlete 36 lira KDV ödüyor. Devlet 5-6 ayda bu yıl yapmış olduğu bütçeyi 5-6 ayda vergiyi toplar, geri kalan üstüne kar olur. Ama bu vergi artışları dediğimizde hazinede bir para toplanıyor. Hazineden 5 ayda kur korumalı mevduatla parası olan kişiler parasını, değerini korusun diye 21 milyar bütçeden, hazineden para ödeyeceğiz. EYT'nin bir yıllık maliyeti de 25-26 milyar. Şimdi geçenlerde Kerem Bey, çok kısa bir şey anlatayım. Çok İsviçre'den bir kişi benim yanıma geldi. İşim gereği ben yurt dışındaki Türklerle sürekli beraberim. Bana şunu söyledi: Özgür Bey, ben tekrar İsviçre'ye döneceğim dedi. İsviçre'de emekli aylığı bağlatacağım. Emekli aylığı yetmediği için İsviçre bana soracak, diyecek işte Türkiye'den ne kadar emekli aylığım var? Türkiye'den emekli 250 dolar, Türkiye'den 250 euro emekli gelirim var diyeceğim dedi. İşte onlar da bana 1300-1200 euro emekli aylığı bağlayacaklar. Ama ben dedi o parayla geçinemeyeceğim dedi. Onlar da bunu biliyorlar ve kendileri bana şunu teklif edecek. Diyecekler ki tamam, sen Türkiye'den geldin, tekrar burada yaşayacaksın ama sen bu parayla geçinemezsin. Biz sana işte 1300 euro vereceğiz. 200 euro da Türkiye'den gelecek, 1500 euro. Ama senin kiran, çocukların, sağlık harcaman, biz 300-400 euro da sana ekstra sosyal yardım vereceğiz diyorlar. Şimdi böyle bir mantık var. Türkiye'de de vatandaşa bir hakkın verilmesi konusunda sürekli bütçe konuşuluyor. Bütçe konuşulmaz. Zaten hazineden bu paralar toplanır. Toplanan parayla da bir kişinin sosyal haklardan, sosyal politikalardan yararlanması zorunluluktur. O kişi kirasını karşılayamıyorsa, çocuğunun okulunu karşılayamıyorsa, hastası varsa bunun üzerine, hatta gelirin üzerine ilave verilir. Ama Türkiye'de şu anda en düşük emekli aylığı 2500 liraya tamamlanıyor. 2500 lira gelir elde eden birisine devlet artık sen emeklisin, başının çaresine bak, kiran 3000 lira mı 5000 lira mı beni ilgilendirmez, çocuğun mu okuyor beni ilgilendirmez, hastan mı var, işte hastaneye gidiyorsun ya, daha benden başka ne istiyorsun gibi yaklaşıyor olaya. Ya büyük devletler ve Almanya, aynı nüfusa sahibiz, hadi İsviçre'nin diyelim ki nüfusu az, 7-8 milyonluk bir ülke, tabii ki bunu yapabilir diyebilirsiniz ama bakın Almanya da bunu yapıyor, nüfusumuz aynı. Biz neden öyleyse sosyal yardım veremiyoruz? Bugün emeklilikte yaşa takılanlara verilecek para bir sosyal yardım niteliğinde bir paradır. Emeklilikte yaşa takılanlar bugün emekli olduğu zaman ellerine geçecek paranın ortalaması 3290 liradır. Avrupa'nın sosyal yardım olarak vatandaşına verdiği para bugün Türkiye'de yıllarca çalışma karşılığında aldığınız emekli aylığı. Yıllarca prim ödüyorsunuz, emeklilik hayali kuruyorsunuz, emekli olduğunuzda 2500 lira, 3000 lira. 10 bin lira alan var mı? Var. 15 bin lira da alan var. Ama ortalaması 3290 lira. Gelinen noktada da sabit ücretli, emekli, memur,
enflasyon oranında gelirini arttırmazsa, giderleri de böyle artarsa, bu krizde bundan sonraki süreçte işsizlik de çok daha fazla olur. Üretim de azalır. İşte Türkiye'yi terk etmek isteyen gençlerin sayısı çok daha fazla artar. Geleceğiz ona, geleceğiz. Kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunu, bu kalıcı çözümle ilgili de geçen de programda söylemiştim. Muhakkak işverenin üzerine bu yükü yüklemeden devlet sigorta ve vergi muafiyetli ve devlet destekli sadece asgari ücrette değil, tüm ücretlerde bir iyileştirmeye gidilmesi gerekiyor. Peki. Özgür Erdursun, sosyal güvenlik uzmanı. Çok teşekkür ederim. Hem EYT, hem işçi emekli maaşları, hem asgari ücret konusundaki görüşlerinizi aktardığınız, sağolunuz, yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağolunuz.